Bir insanla karşılaştığımızda o insanın ruhen normal olup olmadığını bir kere değerlendirmek lazım. Yani akıl durumu nedir? Yani zeka durumu nedir? Akli dengesi nasıldır? Kişiliği, karakteri nasıldır? Şuuru açık mı? Şuuru açıksa ne derece şuuru açık? Samimiyeti ne derece? Onu tespit etmek lazım. Mesela alenen deli tipler oluyor toplumda yani. Dengesiz. Gidiyorlar kızara kızara, kulaklarına kadar kızara gidip ondan tartışıyor. Halbuki deli adam yani belli. Akıl almaz münasebesi mantıklardan karşısına çıkıyor. Günlerce tartıştıktan sonra gidip sinirinden ağlıyor. Yani bu o da onun çok dengesiz olduğunu gösterir. Halbuki mesela bak ben seninle konuşuyorum. Sen Sait karakterlisin. Yani kişiliğin anlaşılıyor konuşulunca. Mesela bakışlarından dengeli bir insan olduğunu anlaşılıyor. Normal bir insansın. Makul bir insansın. Ama artı olarak vicdanlı olduğunu anlaşılıyor. Yani samimi bir kişiyle sahip olduğunu anlaşılıyor. Ve daha konuşulsa daha da detaylı vicdani kanaatine dair detaylar görülebilir. Bu tespit ettikten sonra anlatmak çok kolaydır. Ama toplumda genelde öyle yapılmıyor. Yani ne kültürüne dikkat ediliyor, ne aklı dengesine dikkat ediliyor. Ulu orta anlatıyor ve başını belaya sokuyor. Çok ters etki meydana getirir o zaman onu. Toplumda ruh sahibi insanı, gerçekten vicdanı açık, şuur sahibi insanları bulduğunda ona özenle ve sabırla İslam'ı anlatmak lazım. Ya onlar böyle çiçek gibidir, yavaş yavaş açılırlar. Yani evet. Ciddi şekilde tedirgin edilmezse, yani böyle bir anormal bir görünüm verilmezse, vicdanlarda hitap edilirse açılırlar onlar. Ama bak Allah diyor burada bir sır vermiş Allah. İnsanların çoğu iman etmez diyor Allah. Bir kere bu konuda bu kesin yani evet. Toplumda bunu bileceğiz yani böyle bir şey olduğunu bileceğiz. İman edenlerin de çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmez diyor. Yani çıkara dayalı iman ederler. Mesela evlilik mesela diyor ki adam ben seni alacağım diyor. Tamam diyor. Mesela diyor sen diyor başını kapatırsan, namaz kılarsan, orucunu tutarsan ben seni evlenirim diyor. Ne demek diyor yani? Emrin olur diyor. Derhal yaparım tabii ki diyor. O Safa Torik de ona inanıyor. Yani onun hakikaten Müslüman olduğunu inanıyor. Halbuki bak adamın şartı açık. Yani benim diyor evlenirsen diyor bunu yapacağım diyor adam. Şart koşmuş. Onun için yapıyor onu. Yani adam açıkça evet. Söylüyor zaten. Allah rızası için yapmıyor. Allah için. Şirk koştuğunu bile bile onu kabul ediyor ve son derece mutlu oluyor. Ve çok vaka vardır. Veyahut mesela çok zengin oluyor. İş yeri oluyor adamın. Geliyor anında adam hemen namaza başlıyor. Yani zaten onu görür görmez namaza başlıyor. Evet. O da seviniyor. Halbuki orada bir şirk olduğu açık. Yani çocuk olsa anlar. Samimi iman etmeleri için akıllı bir tavır göstermek gerekiyor. Yani akıllı bir usul kullanmak gerekiyor. Çünkü samimi iman dışındaki iman geçerli değildir. Allah kabul etmez onu. Yani puttur o. Yani put düşüncedir. Çünkü diyor Allah bir kısmını bana getirirler diyor Allah. Bir kısmını putlarına getirirler diyor. Ben hepsini putlarına veririm diyor Allah. Hepsi putların olur diyor. Ben almam diyor. Bana verdiklerim diyor. Onun için kendilerine öyle akıllı zanneden, uyanık zanneden çok büyük bir kitle olur. Her toplumda, her yerde olur. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve mesela dengesiz bir insana dini anlatmam. Havadan sudan konuşurum. Yani hiçbir şekilde konuşmam. Daha Türkçesi muhatap olmam. Yani. Hı hı. Hayır böyle kızılacak tarzı da şefkat gösterdim şey ama bağlantı kurmam. Çünkü risklidir. Yani belli ki sorun çıkacak. Yani eninde sonunda sorun çıkar. Yani daha Türkçesi onun kahrını çekmek lazım. Çünkü belli ki sarhoş sohbeti gibi olacak. Boş konuşacak. Münasebetsiz konuşacak. Ve seri olarak münasebetsiz. Bir de akılsız da bir bela vardır. Akılsız olduğunu bilmez akılsız. Yani evet, hala çok büyük bir bela. Tabii. Yani bilmiyorum etrafınızda görüyordursunuz mutlaka. Akılsızlar vardır. Evet görüyoruz. Yani anormal uyanık olduğunu zanneder akılsız kendini. Mesela ittir, aşağılanıyordur, rezil gider, sürünüyordur. Ama olağanüstü akıllı olanı bir de etrafı da akıl da dağıtır o. Yani akıl küpü gibi görür kendini. Bol bol da böyle yani cömerttir onlar akıl dağıtmada. Herkese de akıl dağıtır. Şu şöyle olsun bu abi yoluna yürümekten acizdir. İki lafı bir araya getiremez. Başı beladan hiç eksik düşmez. Ama yine akıl verir. Onun için önce akıllıyı bulmak gerekiyor.
akıllı insanı. Evet. Yani ruh sahibi, Allah'ın ona ruh üflediği, şuuru berrak bir insan ve vicdana berrak bir insan.